Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 30 gün 30 dakika yoga yolculuğumuzun artık 30. günündeyiz. Ve bugün bu serinin ilk gününde olduğu gibi yine bütün bedene yönelik bir şekilde pratik yapıyor olacağız. Biliyorsunuz 30 gün boyunca farklı farklı şekillerde pratik yaptık. Bazen yeri geldi belirli bir alana odaklandık. Bazen ise poz odaklı olduk. Bazen ise sadece rahat bırak gevşe gibi akışlar yaptık. Bugün de yine ilk günkü gibi bütün bedene yönelik bir akış içimden geçti. Şimdi hazırsanız eğer dört ayakta başlayalım. Eller dizler üstünde. Derin bir nefes alıp bırak. Benim en sevdiğim asanalara giriş hali kedi ve inek. O yüzden hani daha böyle bir aşağı bakan bile yapmadan evvel birazcık omurgayı hareketlendirmek bana çok iyi geliyor. Ve bunu olabildiğince özgür yapabilirsin. Hani mümkün olduğu kadar çok fazla kendini kilitlemeden. Ve belirli bir temposu yok. Bir hızlı olmak zorunda değilsin. Göründüğü gibi yapmak hiç zorunda değilsin. Sadece birazcık omurga hareketlensin diye. Sonra biraz daha serbestleşti. Kalçayı biraz sağa doğru bırak, biraz sola doğru bırak. Bedenin iki yanı nasıl? Ve sonra ortada kal ve ellerini kendine doğru çevir. İki eli birden. Eğer zor geliyorsa teker teker de yapabilirsin. Şimdi geniş daireler yapmaya başla. El bileklerinin çevresinde. Ve bileklerini acıtacak kadar değil bu geriye gidişler ya da daireler. Mümkün olduğu kadar bileklerde bir esneme hissediyoruz. O kadar. Ters yön. Avuç içlerini yere doğru bastır. Çok fazla sıyrılmasın yani yerden. Ve sonra yavaşça gel. Elleri çevir. Ve bu sefer teker teker, ikisini birden bu şekilde koyamayız. Teker teker ellerin dışını koy. Fark etmez hangisini önce yapıyorsun. Birazcık sırtı kabartıp kalçayı geriye doğru çek. Ve dirseğini bükme. Mümkün olduğu kadar dirsek düz olsun ki bu sefer de dirseğine kadar dış kısımda bir etkisi olsun yaptığınızın. Değiştir. Ve sonra yavaşça avuç içlerin yerde aşağı bakan köpeğe gel. Birazcık ister hareketli ister sabit. Bir şöyle bir 15 saniye kadar. Sonra yavaşça sabit kal. Şimdi sağ ayak parmaklarının dış kısmını yere bastır. Tam dış kısmı. Hani normalde takılıydı ya çeviriyorsun. Ve sonra sağ bacağın düz olana kadar kalça yukarıya doğru kaldır. Ve sağ ayak bileğinin ön kısmında bir uzama bulacaksın. Ne kadar kollar yeri itti ve karından tavana doğru uzadın. O kadar bacaklar düzeleceği için ayak bileğinin önünü hissediyor olabilirsin. Ve değiştir. Tam parmakların kök kısmı, ucu değil, tırnaklar değil yani. Tam parmakların kökünü görüyor ol çevirdiğinde. Ve sonra yavaşça gel tekrar aşağı bakan köpeğe. Omuzlarını taşı plank ve tamamen koyun yüz üstüne. Elleri çıkar matın dışına 10 parmak ucu ve aldığın nefesle yüksel açık kobra. Nefes verirken sağ omuzun matının sol köşesine. Aldığın nefesle uza açıl. Verirken sol omuzun matının sağ köşesine. Ve bunu yaparken aslında omuzlarımızın içine de odaklanıyoruz. Yani bu sağ ve sola gidişimizin sebebi aslında omuzumuzun içini de hissetmek. Sadece göğüs kafesini açmak için değil yani. Ve en son
sağda yaptıktan sonra ortaya gel, bir nefes çek, yüksel. Ve sonra kendi tarzında, istediğin şekilde yani aşağı bakan köpeğe gel. Ve kaldır sağ bacağını yukarıya, dizi bük ve kalçayı çevir ve sağ dizle geniş daireler yapmaya başla. Hafifçe sol diz bükülü olsun, daha güçlü bir yerden yapabilirsin. Ters yön. Ve sonra getir sağ ayağını sağ elinin iç kısmında yere. Sol diz yere yerleştir ve aldığın nefese yüksel. Alçak hamle. Nefes verirken elleri yere getir. Sağ bacağı geri çek. Plank. Aşağı bakan köpek. Ve sonra kaldır sol bacağı yukarıya. Bük dizi, aç kalçayı. Uza yine kasıktan dize. Ve sonra sol dizle geniş daireler yapmaya başla. Ve ters yön. Ve sonra getir sol ayağını, sol elinin iç kısmında yere. Sağ dizi yere yerleştir ve aldığın nefesle yüksel. Alçak hamle. Nefesi verirken elleri yere getir. Sol bacağı geri çek. Plank. Kal bir nefes plankte. Ve tamamen koyun yüz üstüne. Şöyle bir alnını yere koy. Bir nefeslen. Sonra kolları geriye doğru uzat. Bacakları kaldır, başı kaldır. Boyun rahat olsun. Sırttan yukarıya doğru çekil. Sonra getir elleri göğüs kafesinin iki yanına. Ayak parmaklarını tak. Hafifçe kuyruk sokumunu topuklarına doğru it. Ve plank'e doğru it kendini. Ve aşağı bakan köpek. Ve sonra kaldır sağ bacağı yukarıya. Dizi bük, kalçayı çevir. Getir sağ ayağını sağ elinin iç kısmında yere. Arka ayak tabanını 45 derece kadar yan çevir. Birinci savaşçı ayağı. Ve aldığın nefese yüksel. Birinci savaşçı. Nefesi verirken birazcık daha sağ dizi bükebilirsin. Aldığın nefese bedenin iki yanında uza. Nefes verirken biraz daha sağ dizi bük. Dizin acımıyorsa tabii. Ve sonra yavaşça sol ayak tabanı yere doğru basmayı sürdür. Ve sağ bacağı düzeltmeye başla. Mikro bükülü olsun. Hafifçe göğüs kafesin öne doğru uzuyor. Ve sadece yarı yolda kal. Şimdi iki dizini de mikro bükülü kullanırsan dengeden çıkmazsın. Ellerini kalçanın arkasında ör. Ve omuzları geriye doğru çek. Yukarıya doğru. Ve arka ayak tabanını köklerken birazcık sağ kasığı geriye doğru al. İki nefes daha. Ve sonra yavaşça arkadaki dizi büküp elleri çöz ve kaldır kolları yukarıya. Nefesi verirken elleri yere getir ve sağ bacağını geri çek. Plank eden. Bir nefes bırak. Ve aşağı bakan köpek. Ve sonra kaldır sol bacağı yukarıya. Bük dizi tekrar, aç kalçayı. Hem sağ bacağın arkasını hem sol kasıkta uzuyorsun. Ve getir sol ayağını. Sol elinin iç kısmında yere. Arka ayak hafif öne gelip 45 derece yan çevirsin. Öndeki dizin bükülü ve nefesle beraber yüksel. Kaldır kolları yukarıya. Şimdi kendi nefesinde hem bedenin iki yanında uzuyorsun hem de birazcık daha sağ kasıkta, daha doğrusu hip flexor'da, üst bacakta bir uzama bulmak için kendini yeteri kadar dizi büküp hafif uza. Dizi büküp hafif uza. Bu sefer etki biraz daha artacak. Karnının sağ yanında. Bir nefes daha.
Ve sonra yavaşça sol bacağı düzeltirken kolları geriye doğru çek. İki dizde mikro bükülü hatırla. Ve sağ kasını öne doğru toparla. Gövdeni, üst bedeni yere doğru paralel yapsan yeter. İster böyle kal. İstersen elleri kalçanın üzerinde ör. Omuzları geriye çekip kolları da geriye doğru al. Arka ayak tabanını bastır ve sağ kası hafif öne doğru toparla. Bir nefes daha. Ve sonra yavaşça öndeki dizi bükerken yüksel. Ve kolları çözüp bir nefes kaldır yukarı. Ve verirken nefesi elleri yere getir ve sol bacağı geri çek. Plank'e gel. Chaturanga. Ben kobra yapacağım, istersen yukarı bakan da yapabilirsin. Ve aşağı bakalım. Ve kaldır tekrar sağ bacağı yukarıya. Dizi büyük ve kalçayı çevir. Ve getir sağ ayağını iki elinin ortasına. Arka ayak tabanını yan çevir ve kollarını matının sol köşesine gönderip kalçayı geriye doğru uzat. Yine ister hareketlisin burada, ister sabit. İstersen de ellerinin parmak ucunu yere koyup hafifçe sırtı bu şekilde de sarkıtabilirsin. Ve sonraki nefesle aç göğsü ve ellerini sağ ayağın içerisine koy. İki ayağı birden matının sağına doğru çevir. Sol ayağının dış kenarı yerde ve sağ kol yukarı kaldır. Sırtını başını geriye doğru yasla. Rahatsan sağ kol başın tepesinden ileriye uzayabilir. Ve sonra sağ eli de yere getir. Ve iki ayağı birden öne doğru çevir. İki elin de sağ bacağın içinde kalsın. Sağ topuk yerde ayak tabanını aç. Ve belki dirsekleri yere değdirmek biraz zor ama sadece aşağı doğru sarkıt. Sağ kolunla sağ bacağını hafif dışa doğru itebilirsin. Bir nefes daha. Ve sonra sağ ayak tabanını yan çevir, sol ayak tabanını da yan çevir ve sağ bacağına doğru katlan. Aldığın nefeste hafifçe göğsü aç, nefesi verirken katlan. Bir kez daha nefes alırken uza ve verirken ellerini sol ayağa doğru götür ve sağ topuk yerde ayak parmaklarının yukarıya bakıyorsun ve sol kolla bacağını sola doğru itip sağ kolu yukarıya kaldır. Rahatsan sağ el kalçanın arkasından dolaşıp bir banda doğru da girebilirsin. Ve yavaşça elleri çöz ve sağ ayak tabanının yan kenarını, sağ ayağın iç kenarını yere yerleştir. Ellerini matının arkasına doğru çevir ve kalçayı yukarıya doğru kaldırıp aldığın nefesle yüksel, yüksek hamleye. Bunu verirken nefesi elleri yere koy ve sol bacağı tek bacak aşağı bakan köpeğe gönder. Dizi büyük ve kalçayı çevir. Yavaşça sol ayak kalçanın arkasında yere gelsin. Sağ bacağı düzeltip küçük bir whiting. Ve plank. Chaturanga. Yukarı bakan köpek. Aşağı bakan köpek. Derin nefes al. Ağızdan boşalt nefesi. Ve sonra kaldır sol bacağı yukarı. Bük dizi, aç kalçayı, uza yine kasıktan dize. Ve getir sol ayağını iki elinin ortasına.
Arka ayak tabanı yan çevir. İki kolu birden matının sağ köşesine dışarıya gönder. Ve kalçayı yukarıya ve geriye doğru uzatırken başı sarkıt. İstersen yine burada hareketli olabilirsin. Ya da belki elleri, parmakları biraz daha geniş açıp hafif başı da aşağı doğru uzatabilirsin. Bir nefes daha. Ve sonra yavaşça aç gövdeyi yarı yola doğru. Ve getir sağ elini matının sağ köşesine. Ve iki ayağı birden matının soluna doğru uzat. Sol kolu yukarıya doğru kaldır. Ve rahatsan sol kolu başının tepesinden ileriye gönder. Bacaklar güçlü. Kalçayı iyice yukarıya doğru itiyorsun. Ve sonra sol el yere gelsin. İki ayağı birden tekrar batının önüne doğru döndür. Ve arka ayağı istersen birazcık öne doğru alıp sol topuk yerde kalsın. Sol bacağına doğru katlan. İki dirsek birden yine sol bacağın içerisinde olabilir. Bu rahatsız ediyorsa eğer elin dışında da kalabilir matının bacağının. Ve sonraki nefeste gövdeyi açır yol. Ve sonra iki ayağı birden birbirine paralel yap. Ve sol bacağına doğru katlan. Aldın nefesle aç göğsü. Verirken katlan tekrar sol bacağı. Bir kez daha al uza. Ve verirken yavaşça sağ bacağın içerisine doğru girip sol topuk yerde kalsın. Sol ayak parmaklarını da yukarıya doğru aç. Sağ kolla sağ bacağı dışa doğru iterken sol kol başının tepesinden ileri ya da belki rahatsa bir bind yapabilirsin. İki nefes daha. Ve sonra yavaşça elleri çöz. Ve bedenini yine matının normal önüne doğru çevireceksin. Fakat önce sol ayak tabanının iç kenarını yere getir. Ellerini matının önüne doğru çevir. Sağ ayağı birazcık istersen sağa doğru alabilirsin. Ve nefes alırken yüksel. Yüksek hamleyi. Nefesi verirken ellerini yere getir. Ve sağ bacağını geriye çek. Tek bacak. Aşağı bakan köpek, bük dizi, aç kalçayı ve whiting için sol bacağı düzelt. Ve sağ kol başın tepesinden ileri. Ve plank. Chaturanga. Yukarı bakan ya da kobra. Aşağı bakan köpek. Derin bir nefes. Ağızdan boşalt nefesi. Ve yavaşça dizleri yere koy. Kalçayı geriye doğru uzat. Çocuk. Bedenin ısısını fark et. Kalp atışların nasıl? Nefes nasıl akıyor? Her haliyle sadece gözlemle farklı hale getirmeye çalışmadan yavaşça gel aşağı bakan köpeğe. Sağ ayağı getir, sağ elinin dış kısmında yere koy. Dirseklerini de sağ bacağın içerisinde yere yerleştir ve sürüngen pozisyonuna gel. Burada istediğin şekilde yapabilirsin. Kalçayı yukarıya uzatıp biraz daha kalçaya odaklanabilirsin. Ya da kalçayı biraz aşağı indirip sol tarafta hip flexor'a da odaklanabilirsin.
İki nefes daha. Ve sonra yavaşça ellerin üzerine yüksel. Sağ dizini karnına doğru çek. Ve getir alt bacağını ellerin arkasında yere. Güvercin pozisyonu için. Ellerin parmak ucunda da olabilirsin. İstersen alt kollara gelebilirsin. Avuç işlerin yerde olabilir. Ve arka bacakla ne yapacağını sen kendin karar ver. İster tak ayak parmaklarını, ister çöz. Şimdi ellerin üzerine doğru gel ve arka ayak parmaklarını tak. Ve sonra bacaklardan aldığın destekle elleri beline getir. Birazcık şöyle küçük küçük sol kası geriye doğru it. Minik minik hoplar gibi. Rahatsan kolları yukarıya kaldır. Ve uzayabildiğin kadar uza. Özellikle sol tarafta müthiş bir uzama hissediyorum şu an. Eğer yeri itersen ve hafifçe kalçayı öne doğru iter gibi yaparsan bayağı etkisi artıyor. Ve sonra yavaşça elleri yere koy. Arka ayak parmaklarını takılı zaten. Biraz dizi öne çek. Ve getir sağ dizi sağ koltuk altına. Ayağını da matının dışına koy. Şimdi sol dizi yere yerleştir ve sağ ayağını sürttürerek sağ tarafa doğru çıkar. Şimdi bu kimse için rahat bir yer olmayabiliyor. Çünkü neden? Hizalı bir yer değil. Eğer rahatsan yap ya da belki bloklarından destek alabilirsin. Küçük küçük kalçayı yukarıya ve aşağı alacağız. Hem kasıklarda hem solda hip flexor'da uzayabilmek için. Sonra yavaşça sağ bacağı geri çek. Tek bacak aşağı bakan köpeğe. Dizi büyük kalçayı çevir ve getir sağ ayağı kalçanın arkasında yere koy. Yine sağ kol belki yukarıda belki başın tepesinden ileriye uzuyor. Ve gel tekrar plank. Chaturanga. Yukarı bakan ya da kobra. Aşağı bakan. Derin bir nefes al. Boğazdan bırak. Ve sonra kaldır sol bacağı yukarıya. Bük dizi aç kalçayı. Öbür tarafta yaptığımı hatırlayamadım. Ama en nihayetinde sol ayağı sol elinin dışında yere getiriyorsun. İster böyle kal, ister dirseklerin üstüne gel. Çok fazla geliyorsa arkadaki dizi de yere koyabilirsin. Benim burada yaptığım şey biraz sol kalçamı geriye iter gibi yapıyorum. Aynı zamanda da yukarı kaldırıyorum. Geri ve yukarı. Bir nefes daha. Gel sonra ellerin üstüne. Ve sol dizi karnına doğru çek. Alt bacağı getir. Ellerin arkasında. Matın önüne güvercin için. Ve yine arka bacak nasıl durmalı, nasıl durursa iyi hissediyorsun. Bunlara bakarak biraz vakit geçir. İstediğin şekilde. Ve istersen bir dene. Birazcık bunu yaparken sol topuk kasa yakın olduğunda daha rahat oluyor. Şimdi önce kalça yeri itiyor. Özellikle arka bacaktan da bayağı destek alıyorsun. Ve elleri beline getir. İstersen takabilirsin ayak parmaklarını. Rahatsan kolları yukarıya kaldır ve kasıktan, sağ kasıktan yukarıya doğru uza. Ve yavaşça elleri yere getir. Arkadaki dizi bir
biraz öne doğru toparla. Sol dizi karnına doğru çek. Ve getir sol ayağını matının dış kısmında yere koy. Sağ dizi yere yerleştirirken sol bacağı sıyır öne doğru. Ve hafifçe kalçayı aşağı bırak. Bu çok fazla gelirse dediğim gibi belki buradasın. Belki bloklarını kullanıyorsun. Benim bedenim buna müsait. Seninki müsait olmayabilir. Belki farklı şeylere müsait senin bedenin. O yüzden mümkün olduğu kadar dinle iç sesini. Bedenin herhangi bir noktası acıyorsa bunu yapmak zorunda değilsin. Atlayabilirsin bu pozu. Ve sonra elleri yere bas. Arka ayak parmaklarını tak. Ve yavaşça sol bacağı geriye ve yukarıya gönder. Tek bacak aşağı bakan köpek. Ve getir kalçanın arkasına ayağını. Ve writing. Ve plank. Chaturanga. Yukarı bakan ya veya kobra. Ve dizler yere. Çocuk. Nefeslen. Ve sonra ellerle tekrar desteklen. Dört ayağa gel. Ve oradan yüz üstüne. Şimdi kollarını geriye uzat. Birazcık şöyle kalçayı iki yana doğru salla. Nefeslen. Sonra topuklarını kalçana doğru çek. Kolları geriye uzatıp ellerini ayaklarının bileklerinden ya da dış kenarlarından tut. Sonra bacakları geriye doğru tekmelerken sırttan destek al. Omuz başların geriye doğru gitsin. Bacakları hem yukarı hem geriye çek. Ve sonra yavaşça gel yüz üstüne. Biraz kalçayı salla. Bir tane daha yapacağız. Tekrar bük dizleri, kolları geri uzat. Yakala ayak bileklerinden ya da ayaklarının dışından. Ve bacaklar geriye doğru tekmelerken aç göz. Ve yavaşça gel yüz üstüne. Oh, wow. Şimdi olduğun yerde sırtın üzerine gel. Hiç dizleri kendine çekme. Sadece ayak tabanlarını yere koy. Ve dizleri birbirine düşür. Şöyle bir dinlen. Bir tane de full Urdhva Dhanurasana yapalım. Yani tam köprü. Ya da yarım köprüde yapabilirsin. Eller kalçanın altında ördüğümüz varyasyon. Hatta oradan başlayalım. Eğer ihtiyaç duyarsan sen de devam edersin. Şimdi kollar yere itiyor. Kalça yukarıya kaldır. Ve sonra mümkün olduğu kadar kollarla yere itmeyi sürdür. Sonra ister böyle kal, istersen elleri getir, kulakların yanında yere koy. Sonra yere itip başının tepesine gel. Ve sonra yeri itip, başı kaldır ve bacakları düzelt. Birkaç kez öne ve arka yapabilirsin. Sonra yavaşça çene göğse ve gel sırtının üstüne.
dizler birbirine dışarı bir şekilde kalsın. Kollar bedenin yanında. Sonra küçük küçük bacakları bir sağa bir sola doğru hareketlendir. Sonra dizlerini kendine doğru çek. Mutlu bebek. Ve dirsekler bacakların içerisinde. İster ayakların dışından tutuyorsun, ister ayak bileklerinden. Ve hafifçe sağa ve sola doğru sallan. Her sallandığında o tarafta dizin, üst bacak hatta yere gelsin. Kiminiz bunu hiç zorlanmadan buradayken iki diz belki yere değiyor olabilir. Benim için bu hiç mümkün bir şey değil. Çünkü kemiğime çarpıyor direkt. Ve sonra bacakları ortada toparla. Şöyle başı bir kaldır, küçücük bir top gibi ol. Ve sırtının üstüne gel. İki bacağı birden sola doğru bırak. Sağ kol yanda açık kalsın. İstersen bacak bacak üstüne de atabilirsin. Üç nefes. Ortaya gel. Tekrar dizlerini şöyle bir kendine doğru çek. Başı kaldır. Minik bir top gibi. Ve sonra sırtın üstüne gel. İki bacağı birden sağa doğru bırak. Yine istersen bacak bacak üstüne atabilirsin. İki nefes daha. Sonra yavaşça ortaya gel. Son kez küçücük bir top gibi ol. Böyle minnacık iyice büzüş. Ve sonra bacakları öne doğru uzat. Ve kolları beden yanında bırak. Derin bir nefes al. Ağızdan boşalt nefesi. Şavasana.